Evet, tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videoda bu sistem bazı problemleri var demiştim. Nedir o problem? Mesela negatif sayıları yapacaksanız, yani eksi sayıları nasıl yapacaksınız çevirirken? Burada onu anlatacağız. Bu arada Binary Digit'in baş harflerinin alınıp kısaltılmış hali, yani şu şekilde. Bir de geçen derste herhangi bir sayı alıp kendiniz çalışın demiştim ama aslında öyle değil. 0-255 arasında bir rakam veriyor. O yüzden orası yanlış, yani herhangi bir rakam değil. 0-255 arası. Geçen videoda 134 demiştik. Bunu nasıl negatif yapacağız? Ona bakacağız. Kullandığımız bu sisteme unsigned bit sistem deniyor. Yani sadece pozitifleri veriyor bu da. Pozitif sayıları. Bu unsigned bit'i belki daha önceden bu işlerle uğraşanlar bazı dillerde görmüşlerdir. Unsigned integer gibi değişken tipleri var. Buradan geliyor. Peki bunun negatife nasıl çevireceğiz? Onun adı da signed bit sistem deniyor ona da. Onda da pozitif ve negatifler var. Her ikisi de var. Sign yani işaretleme demek. İşaretleme dediği, mesela böyle bir tablo yapmıştık. En baştakini alıp işaretleme biti olarak koyuyor. Burayı bir yaparsa true diyor, yes diyor yani. Yani negatif diyor. Ve hepsini bir yaparsanız eksi 127 oluyor. Eğer sıfır olursa da yanlış diyor, yani değil diyor. Pozitif oluyor 127. Yani eksi 127'den eksi pozitif 127'ye kadar, artı 127'ye kadar. Fakat bunda şöyle bir sorun oluyor. Sorunlar bitmiyor tabii. Buna eğer hepsini sıfır yaparsa, bir koyup eksi sıfır oluyor. Aynı şekilde tamamen hepsini sıfır korsa bu sefer de pozitif sıfır oluyor. Fakat matematikte böyle bir şey yok yani. Böyle bir kavram yok. Eksi sıfır, artı sıfır diye. O yüzden bu problemli, yani böyle bir anomaliye sebep oluyor. O yüzden birkaç sistem daha var. Bu kullandıklarını, bu gösterdiğimi signed magnitude deniyor. Bir de once complement var. Complement değil, complement. Complement iltifat demek. Bu tamamlama anlamında. Bunda da aynı sorun var. Bunda da negatif sıfır sorunu var. Bir de true complement var. Bunu kullanıyorlar. Şu an kullanılan bu. Bunları göstermeyeceğim. Onları gidip kendiniz araştırabilirsiniz. Burada sadece anlamanız için konsepti, onun için gösterdim. Gelecek videoda tekrar gene bu konu hakkında bir video yapacağım. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.